Kendimi patlatmamı mı istiyorsunuz? Bir gün hepimiz kendimizi feda edeceğiz. Yoksa korkuyor musun? Asla. Ama nasıl silah kullandığımı biliyorsun. Burada daha çok işinize yararım. Biz bunun daha çok yarayacağını düşünüyoruz. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Yeter ki geberip gitsinler. Yarın. Pazar yerinde. Ne zaman, nerede isterseniz. Ulaşılamıyor. Lütfen ya. Lütfen. misin? İyi misin? Ayaklarımı hissetmiyorum. Tamam dur, yorma kendini, dur. Dur. Karabayır Caddesi, Merkez Sokak. Çok çabuk, çok acil ambulans lazım. Yaralı bir taksi şoförü var, çabuk. Geliyor ambulans. Söyle Yavuz. Komutanım, saldırıya uğradım. Ne saldırısı? İyi misin? İyiyim, bir şey yok. Biri son anda beni kurtardı. Kim? Bizden biri mi? Bilmiyorum, garip şeyler oluyor. Neredesin? Destek lazım mı? Yok, ben hallettim. Ama hemen buluşmamız lazım, anlatacaklarım var. Tamam, hemen buraya gel. Tamam. Aa, ya Bahar. Nazlı ne oldu? Bittim ben, mahvoldum. Gel buraya. Gerizekalı Orçun, Ateş'in bizi izlediğini görünce öptü beni. Es işte. Ateş de biz öpüşüyoruz sandı. Uf. Senin de istediğin böyle bir şey değil miydi zaten? Ya hayır Bahar, yani tamam kıskandıracaktım, acı çektirecektim ama yani bu kadar da değil. Ya, ben resmen adamın kalbini söktüm Bahar. Ya giderken bana bir bakışı vardı. Yani görmen lazım. Yani resmen öfkeyle bakıyordu bana. Hay Allah ya. Allah'ım, gerizekalı bir de arıyor beni ya. Ama ben sana söylemiştim. Ya Bahar, nereden bileyim bu kadar ileri gideceğini? Tamam. Ya bitirdim adamı ya. Üzülme. Üzülme, tamam mı? Geçecek. Gel yürüyelim biraz. Gel gidelim. İnsanın kalbi bu kadar kırılır mı be? Biz insan değil miyiz? Bizim duygularımız yok mu? Abi. Ne haber? Vay koçum, ne yapıyorsun? Abi ben bittim ya. Hayırdır? Su. Turizm jandarma olmadığımı öğrenmiş. Buraya geliyor. Hayda. Vallahi. Pişt. Sen nereden böyle, hayırdır? Sormayın ya, işler karışık. Hayırdır abi? Anlatırım. Gel bakalım şuna. Allah Allah. Hemen mi çıkacağız? Yarın dedi ya. Ben niye girdim buraya? Yarına kadar buradasın. Çıkmayacaksın. Telefonunu ver. Bana güvenmiyor musun? Niye güvenecekmişim? Bak ben ailemi, ülkemi, arkadaşlarımı bırakıp geldim buraya. Fransa'daki arkadaşlarım benim için ne dedi? Gözü karadır dedi. Güvenilir dedi. Sorun şu. Ben sana güvenmiyorum. Bence bir işler çeviriyorsun. Ne oldu, buldun mu bir şey? Yine de bende kalsın. Sen yarın neyin ne olduğunu anlayacaksın. O pazar yerini kan gölüne çevirdiğimde ne olduğunu göreceksin. Hayırdır bu saatte? Sorma ya. Çocuk sabaha kadar uyutmadı. Hadi ya. Fatma yenge hastanede mi hala? Yok, Güller ablalarda. Ama bir bakacağız mecbur. Selamlar. Selam. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk komutanım. Ya abi bir şey soracağım. Hı. Eylem hiç burayı aradı mı? Yok, ne oldu ki? Hiç. Bir süredir sesi çıkmıyor da merak ettim ya. Şişt. Oğlum sen ne işler çeviriyorsun lan? Yok bir şey ya. Beyler. Yavuz'a saldırmışlar. Ama durumu iyi. Hemen hazırlanıp hareket merkezine gelin çabuk. Emredersiniz komutan. Yavuz'u öldürmeye mi kalktın sen? Nereden çıktın sen? Nasıl girdin buraya? Bakmakla görmek arasında fark vardır. İnsanların sana bakması, seni görmeleri anlamına gelmez. Bunu bilirsen, görünmez olursun. Yine saçma sapan şiirli şiirli konuşmaya başladım. Sen mi yaptın? Evet. Ben yaptım. Beğenemedin mi? Canım benim. Zaten ölmemiş. Ölmedi. Çünkü ben oradaydım. Yavuz Büyük Bey hakkında bir şeyler öğrenmeye başladı bile. Şu an bize çalıştığının farkında değil. E'si Büyük Bey'i kucağımıza doğru itiyor. Bak ben senin bu alengirleştiğini sikeceğim ha. Vallahi Büyük Bey'i öldüreceğim, bekle diyorsun. Sarı'yı öldüreceğim. Kurtarıyorsun. Canım benim, anlamadığın şu. İşleri birilerini öldürmeden de halledebilirsin. İyi de ben birini öldürmekten zevk alıyorum. Ha? Kapış. Ben böyle seviyorum. Ordular ilerliyor. O Sancar denen pezevenk ilerliyor. Ben burada Eşeklik yapıp oturacak değilim. Her gün topraklarıma konuyorlar. Ve benim canım sıkılıyor. Yeter artık. Anladın mı bey? Yeter. Sinirli çocuk. İyi oynadın Nazmi. Ama bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Alo? TOW füzeleri yolda gelirken aniden mandalinaya dönüşmüş Sarah. Böyle yeteneklerin varsa buralarda harcanma. Türk askerinin işi. Ama kimlikleri tespit ettik. TOW'ları geri alıp bizzat teslim edeceğimden şüpheniz olmasın. Bir günün var. Merak etmeyin. Yalnız bir konu daha var. Nedir? İran istihbaratından aldığım fotoğraflar tabletimdeydi. Onları da almışlar. Ama merak etmeyin. Endişe yaratacak bir durum yok. Merak etmek bizim işimiz. Sen TOW füzelerini zamanında teslim etmekle ilgilen. Helikopteri hazırlayın. Karabayır'a gidiyoruz. Nazmi Bey'le bir çay içelim bakalım. Fotoğraflarda yüzünüz görünmüyordu. Korkacak bir şey yok. Korktuğumu mu sanıyorsun? Aslında evet, korkuyorum. Senin yeterince uzun yaşayamayacak olmandan korkuyorum. Benim kim olduğumu öğrenseler ne olur? Ben saygın bir iş adamıyım. Bana dokunamazlar. Ama şu Yavuz denen herif... Önce kızımla evlendi, şimdi de benim peşime düştü. Belki de kızınızla bilerek evlenmiştir. Size ulaşmak için. Oyun oynamak istiyorsa biz de oyun oynarız. Ne bildiğini öğrenmeliyiz Yavuz'un. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Sonra arkadan biri ateş etti. Döndüm baktım kimse yok. Emniyet ve istihbaratla temasa geçelim. Bölgedeki mobeseler incelensin. O iş bende komutanım. Gelen kim olabilir ki? Bilmiyorum ki. Yani bizden biri olsa niye saklansın? Hadi saklandı, niye ortaya çıkmasın? Dur bakalım. Ateş bir araştırsın da belki bir iz buluruz. Arkadaşlar, 24 saat hazır olun. Sınır ötesinde çatışmalar şiddetlenmiş. Maalesef bugün 2 askerimiz şehit olmuş. Bölgeye her an intikal edebiliriz. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Siz çıkın, ben komutanımla bir şey konuşacağım. Bu ne? Sancar. Ateş'le Feyzullah bir göreve gitmişti. Kadının üstünden çıktı. Diğer adam kim? Bu. Yüzü görünmeyen. İşte asıl mesele o komutanım. Bu adam kim? İşin garip tarafı, ben bu bastonu gördüm. Kimde? Bahar'ın babasında, Yıldırım Kutlu. Yıldırım Kutlu. Ünlü iş adamı. Bahar'ın da babası. Büyük Bey olabilir. Daha neler? Komutanım, bu önemli bir konu. Bu iş adamının böyle bir teröriste ne işi olur? Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Emin olmadan kimseye bahsetme. Özellikle Bahar'a. Tabii ki bahsetmeyeceğim. Nikah işini ne yaptınız? Hallettik. Ama Şu iş canımı sıktı komutanım. Çok kötü. İnşallah onun babası değildir. Hah, geldin mi boncuğum? Tamam, tamam. Ben de çıkıyorum hemen. Tamam. Bekliyorum Feyzullah. Bir de boncuğum diyor hala. Sen bir gel de yutturacağım ben o boncukları sana. Komutanım, Su Karabayır'a gelmiş de ben bir gözükebilir miyim ona? Gidebilir miyim yanına? Hayırdır, sen Akdeniz'de değil miydin en son? Ya komutanım, son operasyonda işler biraz karıştı da bu Sarah'larımızda bir şey olduğundan şüphelenince ben de gerçeği söyledim. Tamam, operasyon hakkında hiçbir şey söyleme. Ne yapıyorsan yap. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Sarah'larınızda? Bir şey olmadı komutanım. Kadın zorla öptü beni. Aldatmaya girmez değil mi? Yok, girmez. Ama bundan önce söylediğim bütün yalanlar girer. Bu da sana ders olsun. Sevdiğin kadına bir daha asla yalan söyleme, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Hiçbir şeyiniz yok. Geçmiş olsun. Aa. Beklemiyordum seni. Seni merak ettim. Neden? Belki bana kızgınsındır dedim ya. Hey, niye kızgın olacakmışım? Sen bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptın. Hayır, balayına gidemedik ya. Götüremedim seni, o yüzden. Ha ha, aman ne komikmiş. Dur, ben sana bir çay koyayım. Bir şey diyeceğim. Onun babam mı yaptı? Sanmam. Babamın öyle becerileri yoktur. Ne gibi becerileri var? Standart iş adamı. Para peşinde kendisi. Ne dedi evlenmemize? Kızdı biraz. Ama alışacak. Seni de tanıyınca daha çok sevecek. Onu diyeceğim. Acaba bir yemek falan mı yesek babanla? Neden? Neden babamla bu kadar ilgilenmeye başladın birden? Kızıyla evlendiğim için olabilir mi? Ya adamın içi rahat etsin istiyorum. Arasak mı be? Gerek yok. İyi insan. Baban arıyor. Babacığım. Nasılsın kızım? İyiyim. Yavuz var, oturuyoruz. Nikah işini hallettiniz sanırım. Evet, hallettik. Anladım. Telefonu Yavuz'a verir misin? Tabii. Babam seni istiyor. Yıldırım Bey merhaba, nasılsınız? Sana damat diyemeyeceğim, kusura bakma. Bence de iyi olur. Kusura bakmayın, böyle bir şey için sizden izin almak isterdim ama Bahar müsaade etmedi. Kızım yanlış tercihler yapmak konusunda çok beceriklidir. Beni daha tanımıyorsunuz. Sen de beni yeterince tanımıyorsun. Bastonları sevdiğinizi biliyorum en azından. Ben de her şeye burnunu soktuğunu duydum. Tabii tabii, memnuniyetle. Yüz yüze görüşelim, bir araya gelelim. Ha, seve seve. Sen orada yoğunsundur, gelemezsin. Ben gelirim. Beraber bir yemek yeriz. Çok memnun olurum. İçimden bir ses beni tanıyınca çok seveceksiniz diyor. Ben içimdeki seslere pek güvenmem. Aklıma güvenirim. İyi günler, görüşmek üzere. Öperim ellerinizden. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ne diyor? Benim kızım delidir diyor. Sağa solu belli olmaz diyor. Dikkat et diyor. Ha, doğru söylemiş. Evet. Dayıoğlu geriye sarsana. Hokus pokus. Tavşan kayboldu. Aradaki 2 saat silinmiş. O saatlerde orada olan görevliyi bana bulabilir misin dayıoğlu? Adını, soyadını, ev adresini. Ben bir çikolata falan alayım, yanına gideyim ha. Doğru anlamış mıyım? Sen şimdi özel kuvvetlerdesin. Görevin bomba imha etmek. Devamlı gizli operasyonlara çıkıyorsunuz, sınır ötesi. Görevin bomba imha etmek. Yeri geliyor dağları, tepeleri aşıyorsunuz. Yeri geliyor gizlice otellere sızıyorsunuz. Görevin bomba imha etmek. Onu daha önce saydım Boncu. O kadın da operasyonun bir parçasıydı değil mi? Sana tatlım diyen kadın. Ve sen bana gizli bilgi olduğu için detay veremiyorsun. Görevin bomba imha etmekti değil mi senin? Aynen Boncuğum. Hepsi harfiyen doğru. Ulan sen ben dalga mı geçiyorsun? Ulan mı? Ha? Evet. Başka yalan mı kalmadı söyleyecek ya? Ben buraya bunun için mi geldim? Boncuğum bak vallahi doğru söylüyorum. Feyzullah, sen anasının kuzusu bir adamsın. Ya bana kalkmışsın özel kuvvetler diyorsun, bomba imha diyorsun. Bu arada annem de bilmiyor, yani aramızda kalabilirse. Hani? Bak sana son bir şans veriyorum. Lütfen bana doğruyu söyle. Kimdi o kadın? Kim? Ama bak Boncuğum, anlatamam ben onu. Gizli bilgi, gitti bitti. Operasyon yani. Şimdi kadın kim bilir nerede... Ne yapıyor? Allah kahretsin o kadını. Biz kalkalım mı buradan? Ha? Gidelim başka yer çekelim. Ben daraldım burada vallahi hadi. Hadi Boncuğum gel. Ne oluyor ya? Hadi gel. Hem bak ben sana her şeyi anlatacağım, tamam mı? Ya ne oluyor ya? Hadi gel güzelim sen, hadi gel. Ah, eve gelen misafire böyle yapılır mı ama? bakalım. Feyzullah yine ne oluyor? Nereye gidiyoruz böyle? Aşkım bir sabret, her şeyi anlatacağım, tamam. Allah'ım bitmiyor oyunları ya, bitmiyor ya. Bebek yüzüne aldandık. Yalan makinesi çıktı, iyi mi? Allah'ım. Bunun ne işi var burada şimdi? Ne oluyor? Arkama geç. Feyzullah. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel! Gel benimle! Feyzullah! Tamam. Feyzullah ne oluyor? Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam, sakin ol. Ya bunlar kim? Allah'ım ne oluyor ya, ne oluyor? Hayır! 3'e kadar sayacağım. Karşıya doğru koşturacağız, tamam mı? 1. Aşkım ne yapıyorsun? 3. Komutanım, OBS görüntüleri silinmiş. Belli ki kayıtların peşinde biri var. Beni kurtaran kimse açığa çıkmak istemiyor yani. Aynen öyle. Ama siz merak etmeyin komutanım. Kayıtları alan adamı buldum, peşindeyim. Bu akşam nereye gideceğini de biliyorum. Çok büyük ihtimal kaseti teslim edecek. Eğer ondan önce davranırsak kim olduğunu buluruz. Tamam Karabatak. Öğrenelim bakalım kimmiş bu adam. Tamamdır komutanım. Sen şimdi gerçekten özel kuvvetlerde misin? Aşkım prodüksiyon yaptım. Teröristler falan tuttum. Sırf bana inanmayın. Allah beklenir senden. Yine anlattığım her şey gerçek. Bomba imha mı? O da. Ama dua et, onu konutlamam gerekmez. Lan ben nasıl bir olayın içine düştüm ya? Feyzullah bu ne? Kendini savunman gerekirse diyeyim, tamam mı? Bak aşkım böyle tutacaksın. Çekeceksin, tamam mı? Feyzullah. Ben sana güveniyorum, tamam mı? Hadi. Feyzullah nereye? Feyzullah. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Ben özür dilerim. Tamam. Tamam. Gel benimle. Gel aşkım buraya. Bak şuradan kaç. Sonra da abim ara, tamam mı? Ben hallederim. Sen Keşanlı abim ara yeter, tamam mı? Sana bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Olmayacak, söz veriyorum sana. Tamam mı? Hadi boncuğum. Hadi. Mecnun'a gitmeyeyim. Su hadi. Geliyorlar hadi. 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 Feyzullah. Hadi. Komutanım neye bakıyorsunuz? Öyle kulak bakıyorum ya. Niye ki? İlgimi çekiyor yapısı. İnsan kulak sevemez mi oğlum? Allah Allah. Oğlum. Avcı. İnsan bunun için yaşıyormuş be. Rabbim hepinize nasip eder inşallah. Amin. İyi misin sen? Aklım Eylem'de kaldı abi. Ulaşamıyorum bir türlü. Oğlum, tatilde değil ki kız. Endişe yapma. Ne oldu oğlum? Hepinizin suratı sirke satıyor. Yok komutanım, iyiyiz. İyiyiz komutan. Çaylak nerede, dönmedi mi? Yengeyle beraberdi. Aha. Vallahi iyi Çaylak lafın üzerine ararmış. Bak şimdi bak. Ne oldu lan? Yenge sıçtı değil mi ağzına? E ben dedim oğlum sana. Hesabını bilmeyen çavuşlar döner götünü almışlar diye. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ana. Yengeciğim nasılsın? Ben iyiyim ama Feyzullah hiç iyi değil. Bir sürü adamlar sardı peşimizi. Hepsinde silah var. Şu anda Feyzullah onların elinde. Lütfen hemen gelin. Yoksa her şey için çok geç olacak lütfen. Hemen konum at, biz de çıkıyoruz. Sen de hemen bir taksiye binip Karabayır Hastanesi'ne gideceğim de, tamam mı? Feyzullah. Çatışma başladı lütfen. Lütfen hızlı olun. Tamam, ben şimdi konum atıyorum, tamam. Komutanım Çaylağı kıstırmışlar. Tamam, hemen çıkalım. Karabatak'ı da arayın, çabuk. Selam. Beni özledin mi Nazmi? Çok. Rüzgar bile canını acıtıyor değil mi? Hepsi bu küçücük şey yüzünden. Bu küçücük şey beyne giden bütün sinirleri güçlendiriyor. En ufak dokunuşlar bile sonsuz acı veriyor. Deneyelim ister misin? Komutanım bir an önce dalsak içeri. Ben dayanamıyorum. Kardeşim içeride. Bizim bacanağımız değil ya Keşanlı. Sakin olun beyler. Çaylak hepimizin kardeşi. Dikkatli olmasak ölümüne sebep oluruz. Sakin. Kesin bu Sarı'nın işi. Tovların peşine düştü. Ondan sonra da Çaylak'a avladı. Komutanım nasıl gireceğiz? Binanın girişini kesin tuzaklamışlardır. Aşık haklı. Aşağıdan girersek Çaylak'a tehlikeye atarız. O zaman biz de tepelerine ineriz. Hadi. Ne oldu tatlım? Canım yandı. Dur. Üflersem geçer belki. TOW füzeleri nerede? Cebimde. Al bak. Sen bilirsin. Beni reddetmekle hayatının hatasını yaptım bence. Çok mutlu olabilirdik. Tipim değilsin. Öyle mi? Sence güzel değil miyim yani? 10 üzerinden anca 6. İyi gününde o da. O zaman 6'ya kadar sayıyorum. TOW'ların yerini söyledin. Yoksa... Güle güle Nazmi. Bir. İki. Güle güle Nazlı. Beş. Çaylak. Kardeşim iyi misin? Su iyi mi abi? İyi, iyi kardeşim. Hiç merak etme. Sen nasılsın? Siz gelmeyeceksiniz sandım. Seni burada bırakır mıyız ya? Beni hatırladın mı? Canımı çok yakmıştı. Yürü! Geç! Evet, artık bizimlesin. Ve seni kimse kurtaramayacak. Boşuna uğraşmayın. Benden bir şey öğrenemezsiniz. Efendim komutan. Bir şey anlattı mı? Anlatmadı. Ama çözeceğiz. O kadının Büyük Bey denen adamla bağlantısı var Karabatak. Bağlantılı olsa bile bir şey ispat edemeyiz. Senden tek bir şey rica edeceğim. O kadını bir şekilde konuştur. Sancar ve Büyük Bey'in buluşmasını sağla. Elimden geleni yapacağım komutanım. Elinden geleni değil, her şeyi yap Karabatak. Emredersiniz. Hadi. Komutanım. Durumu nasıl? İyi. Bir sıvı enjekte etmişler. Doktorlar maddeyi tespit edip karşı önlem uyguladılar. İyi olacak. Su seni bekliyor. O iyi mi komutanım? Sevdiğin kadın çatışmanın ortasına kalmış. Sorduğun soru bu mu? Sence nasıl? Oyun mu bu oğlum? Ya kıza bir şey olsaydı? Anasına babasına ne diyecektik? Nasıl bakacaktık yüzlerine? Haklısınız komutanım. Özür dilerim. Benden değil. Git Sudan özür dile. Bir daha böyle bir şeyle karşıma gelirsen seni yakarım Feyzullah. Bilmiş ol. Emredersiniz komutanım. Var mı bir haber? Akşam Bahar'ın babasıyla yemek yiyeceğim. Dikkatli ol. O da senin onu bildiğinden şüpheleniyor olabilir. Şu an hiç kimse bir hamle yapamaz komutanım. Kartlarımız kapalı. Bize sağlam bir kanıt lazım. Bulabilecek misiniz? Karabatak'ta kadının sorgulamasında mutlaka bir şey çıkacaktır. Dikkatli olun Yavuz. Emredersiniz. Doktor Akif Akta, acil servisten bekleniyorsunuz. Doktor Akif Akta, acilden bekleniyorsunuz. İyi misin? Doktor Cansu Özkan, lütfen danışmaya. Doktor Cansu Özkan. Oturalım mı biraz? Buyurun, doktor bey sizi çağırıyor. Sağ ol evladım. İyi değilsin sen. Çok mu canın yanıyor? Canım yanıyor evet. Sana böyle bir şey yaşattığım için. Ben senden çok özür dilerim. Feyzullah saçmalama. Bak senin hiçbir suçun yok tamam mı? Her şey benim suçum. Ben suçluyum tamam mı? Ben inanmadım. Sana bugün bir şey olabilirdi. Sensiz ne yapardım? Ben seni çok seviyorum Yusuf. O yüzden sana bunu yapamam ben. Neyi yapamazsın? Neyi yapamazsın? Sana bu hayatı layık göremem. Senin hayatını mahvedemem. Ne demek bu? Bugün böyle bir şey oldu. Bir daha olmaz belki, eyvallah. Biz evleniriz. Bir gün kapın çalar. O malum haber gelir. Sen dizlerinin üzerine çökersin oracıkta. Son bir kez göreyim mi dersin? Sus. Göstermezler. Gösteremezler. Bir tarif uzmanının karısı olursan eğer, son bir kez sarılamazsın bile kocanı. Ben parçalanırım. Sen bin parçalanırsın. Su. Benim sana bu hayatı yaşatmaya ne hakkım var? Ben seni seviyorum Feyzullah. Ben de seni seviyorum boncuğum. Hem de çok seviyorum. O yüzden de en doğrusu bu ya zaten. Ayrılmak mı? Başka çaren yok. Kaç, kurtar kendini. Kaç, kurtar. Yeter! Delireceğim buradan. Delireceğim. Köpek balıklarını bilir misin? Denize düşen tek bir damla kanın kokusunu alırlar. Hem de kilometrelerce uzaktan. Kan kokusu. Kokuyu alır. Ve sonra avına doğru yüzmeye başlar. Açlık onları delirtir. Yüzdükçe daha da hızlanır. Hızlandıkça yaklaşır. Yaklaştıkça daha çok delirir. Delirir. Sonra avını yakalar. Sonra parçalamaya başlar. İki yana doğru paramparça eder. Her taraf kana bulanır. Tüm bunlara tek bir damla kan sebep olur. Kan kokusu. Şimdi dışarıda oluk oluk kan akıyor. Ve biz burada oturup duruyoruz. Niye? O gözlüklü profesör kılıkla kurşunu siktiğimin manyağı bekleyin Çolak, dedi diye. Sana bir haberim var. Büyük Bey. Ne olmuş Büyük Bey? Karabayır'a gelmiş. Kan kokusu. Kan kokusu diye. Buna delirmişti. Şaraplardan neyiniz var? Alkol satışımız yok efendim. Babacığım ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum kızım. Damadımla tanışmaya geldim. Ne var? Birincisi o senin damadın ya da benim kocam değil. İkincisi ben çok gerginim. Yavuz'dan hoşlanmadın galiba. Elbette hoşlandım. Yakışıklı, genç bir subay. Niye hoşlanmayayım? İdeal damat adayı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Küçük Bey. Hoş bulduk Büyük Bey. Yani lafın gelişi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? Yemeğe başlamadınız mı? Seni bekledik. Nasıl gidiyor evlilik? Sahte evlilik diyelim. Bir Türk subayına bu tür sahtekarlık yakışmıyor. Babacığım Yavuz bunu benim iyiliğim için yaptı. Daha doğrusu yardıma ihtiyacı olan insanlar için. Tamam Bahar. Baban şaka yaptı. Üsteğmen'in espri anlayışı senden daha iyi kızım. Kıdemli Üsteğmen. Ah tabii. Ya da Sarı komutan. Hı? Size öyle diyorlar değil mi? Evet. Genelde teröristler öyle der. Ben de kızdığım zaman Yavuz öyle diyorum. Bahar kızınca teröristlerin onunla ararsınız. Ha. Küçükken de öyleydi. Dilinin kemiği yoktur. O zaman yiyecek bir şeyler söyleyelim. Çünkü ben biraz acıktım, biraz da yorgunum. Pardon, bakar mısınız acaba? Aslan oğlum. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Canım oğlum. Oh. Dikkat et dur. Hiçbir şey olmaz benim aslan oğluma. Sen güzel oğlum. Al işte, sen kaşındın. Ne güzel kıstın. Ne güzel kıstı komutanım. Yok artık ya. İyice şaşırdın sen. Ver bana, ver. Oy, oy, oy. Allah. Komutanım, Allah sizden razı olsun. Çok yük olduk size. Saçmalama Ali Aydar. Başımızın üstünde yeriniz var. O nasıl söz öyle? Duymamış olayım. Ben de yarın bir ev bakayım diyorum. Şöyle eşyalı falan. Buralara yakın bir yer bakın ama. Of ne güzel olur. Ben de gidip mıncırırım bebişi. Dur bakalım. Bir acele etmeyin. Kızım, hadi Ali Aydar abinin çayını koy bakayım. Güzel oğlum benim. Ne güzel kustu ama. Ateş, müsait misin? Müsaitim komutanım. Çıktı mı Sarı'dan bir şey? Direniyor komutanım. Ama halledeceğiz. Ateş, diğer işi ne yaptın? Senden bir şey rica etmiştim. Çocuk, 10 numara çocuk komutanım. Dersleri iyi, ailesi iyi, kendisi iyi, her şey pek iyi yani. Çok iyi çocuk, güzel çocuk olur yani. 10 numara çocuk diyorsun ha? Yani endişelenecek bir şey yok. Evet komutanım, o 10 numara çocuk. Ben zaten kızlarınızı da seviyorum. Tamam Ateş, sağ ol. Orçun neredesin? Konuşmamız lazım. Bu böyle olmayacak çünkü. Olur, konuşalım. Neredesin sen? Dışarıdayım. Sarhoş musun? Azıcık işte. Bir bu eksikti. Tamam, bekle beni orada. Geleceğim ben. Tamam. Basonuz çok güzelmiş. Özel bir şey mi? Evet, hediye. Sormak istediğim bir şey var. Buyurun. Artık sınır ötesine girdiniz. Orta Doğu denen bataklıkta boğulup gitmekten korkmuyor musunuz? Bizim işimiz bataklık kurutmak. Ayrıca unutmayın, bir zamanlar o topraklarda farklı mezhepten, farklı dinden insanlar barış ve huzur içinde yaşıyorlardı. Sonra birbirlerini kesmeye başladılar. Evet. Çünkü oradaki petrolü içmeye doymayan hayvanlar, gizli servisler, silah tüccarları insanları birbirine düşürdüler. Düşmesinler. Niye düşüyorlar? Haklısınız, orası öyle. Her suçu batılı devletlerin üzerine atamazsınız. Ben batılı devletler dediğimi hatırlamıyorum. Silah tüccarları dedim. Siz neden böyle bir savunma içerisine girdiniz? Hiç tarih okumuyor musun sen? Büyük balık, küçük balığı her zaman yer. Efendim, ben Türk askeriyim. Tarih okurum. Ama esas işim tarih yazmak. Sen benim canımı çok yaktın. Kalbimi parçaladın, kalbimi kırdın, özgüvenimi ayaklarının altına aldın, çamaşır gibi çiğnedin. Bugüne kadar tavlayamadığım tek kadın olarak tarihe geçtim. Bunu biliyor musun? Merak ediyorum, bu özgüven nereden geliyor? Sen aynaya baktın mı hiç? Aşık mı olayım? Tanıdığım en küstah adam olabilirsin. Oh oh oh, ne güzel. Neler var neler. Banka hesapları. İyi para indirmişsin ha. Bir ömür yeter sana bu. Sağlam para. Peki Büyük Bey'in bu paralardan haberi var mı? Saçmalama. Niye saçmalayayım canım? Burada ne yazıyorsa onu söylüyorum. Biz bir araştıralım ya. Bakalım ne var ne yok. Sağa sola haber salalım. Belki ilgilenen olur. Birinin kulağına gider, merak eder. Bir şeyler çıkar yani. Blöf yapıyorsun. İsviçre bankaları değil mi? Hı hı, Evet. Resmi bir yazı gönderir, bilgi alırız. İsviçre bankaları bilgi vermez. Niye vermesin? El altından verirler. Hele ki senin devletin eline geçtiğini öğrenince seve seve verirler. Sen paket olunca paraların onlara kalacak. Para nereden geldi, nereden gitti hepsini öğreniriz. Bizim için sıkıntı değil. Hepsi yalan. Ha dersen ki ben size yardım edeceğim, sizin işinizi kolaylaştıracağım, Büyük Bey'i sizin avucunuza bırakacağım, siz ne derseniz onu yapacağım, o zaman işler değişir. Sen de İsviçre'ye gidersin, paralarını çatır çatır yersin. Zürih'te çok güzel yerler biliyorum, önerebilirim. Zaten o Büyük Bey paralarını çaldığını öğrenince seni öldürecek. Biz yine öğreniriz, yine buluruz. Biraz vakit alır sadece. Acaba Büyük Bey seni nasıl öldürecek? Belki de diri diri gömer. Ya da bir gün uyanırsın. Evinden dışarıya çıkarsın. Arabana doğru yürürsün. Arabana binersin. Kontağı anahtarına sokarsın. Arkandan bir namlusunu sana uzatır. Bitti. Ya da bir gün duşta haberin olmadan biri gelip arkandan iple boğar seni. Islak ıslak ölmek de ne iğrenç olur. Adamın bir sürü fantezisi vardır değil mi? Kızım seni bitirecekler. Seni mahvedecekler. Bir mezarın bile olmayacak. Bu adamlar manyak. Bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Adamın parasını çalmışsın. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Ama kafanı kullan. Bize yardım et. Eğer bize yardım edersen biz de sana yardım ederiz. Sana yaşama şansı veririz. Bu adamlar da sana bir şey yapamaz. Tamam. Tamam. Yardım edeceğim. Ama para olayını bilmeyecek. Asla bilmemeli. Yoksa gerçekten yaşatmaz beni. Siz onun nasıl bir cani olduğunu bilmiyorsunuz. Beni öldüremezse bütün ailemi öldürür. Hadi yemeğimiz bitti artık, kalkalım mı? İyi, güzel sohbet ediyorduk. Bence de. Yavuz Bey'i daha yakından tanımak istiyorum. Ben de sizi daha yakından tanımak istiyorum. Belli ki çok derin bir kişiliğiniz var. Sıradan bir iş adamı işte. Sen de askersin. Merak ediyorum. Genç yaşta ölmekten korkmuyor musun? Allah hepimize bir ömür vermiş. Ne bir saniye önce, ne bir saniye sonra. Neden korkayım ki? Ben de ölümden korkmayacak kadar uzun yaşadım. Aa, nereden açıldı şimdi bu konuya? Kızmaya başlıyorum. Kızım, ben seni düşünüyorum. Yavuz Bey'in düşmanı çoktur. Genç yaşta dul kalmanı istemem. İnanın beni öldürmek isteyen çok kişi oldu. Yazık ki hepsi şu an yerin altında. Yeter artık. Bahar, lütfen. Sohbet ediyorduk. Bu konuşmalardan hiç hoşlanmıyorum yalnız. Efendim? Karabayır'dasın değil mi? Evet. Çok acil buluşmamız lazım. Türk ordusunun sınır ötesi harekatının planlarını ele geçirdim. Görmeniz gereken gelişmeler var. önlem almamız gerekebilir. Ne yapalım? Vereceğim adrese gelin yarın sabah. Tamam. Anlaştık. TOW'ları buldum. Yarın sabah vereceğim adrese gel. Buldun mu? Nasıl? Bana kazık atan herifleri buldum. Onlar yerini söyledi. Güzel. Tamam. Adresi gönderiyorum. Bekliyorum. Aferin sana. İyi akşamlar. Babacığım, bu gece bende kalmayacak mısın? Otele gideceğim kızım. Birkaç işim var. Sizi bırakalım isterseniz. Gerekmez damat. Sağ ol. Araba ayarladılar. Hadi iyi geceler. Dayı oğlum, ben var ya, asker değil de kumarbaz olsaydım, şimdi kesin trilyonlarım vardı. Böyle Vegas'a heykelimi falan dikmişlerdi benim. Açar. Seni aşağılık pislik! Bu sayede pokerde senden daha iyi olduğunu da anlamış oldum. Bu kıza iyi bak. Ben geri geleceğim. Otele gidelim. Otele gidelim. Ya, otele diyorum. Çolak seninle konuşmak istiyor. Bu ne güzel sürpriz. Keşke sen de burada olsaydın. Oraya gelirsem dayanamam, gırtlağını kesiveririm diye korktum. Eskiden böyle değildin, Çolak. Ben hala aynıyım büyükçüm. Sadece birine söz vermiş bulundum. Seni şimdilik öldürmüyorum. Ha, aramızdaki o küçük anlaşmazlığı diyorsan onu çözebiliriz. Ne anlaşmazlığı lan? Sen benim oğlumu öldürdün. Oğlumu öldürdün. Sen de öldün. Artık ölü bir adamsın. Duydun mu beni? Oğlumu öldürdüm. Öldürsem haberim olurdu değil mi? Yok öyle bir şey. Yalan söyleme. Sakın bana yalan söyleme. Bak, bunu sana kim söylediyse iyi kandırmış. Hayırlı geceler. Otele lütfen. Emanet sende mi? Evet. Hilmi sen misin? Benim. Emaneti alayım. Ağah Bey gönderdi seni değil mi? Manav'ın oğlu gönderdi. Borcum varmış, onu almaya geldim. Tamam, tamam. Emin olmak için sordum. Oho, Ateş Bey. Ateş mi? Ateş kim ya? Sarhoş işte, boş boş konuşuyor. Geçme sana birader, hadi. Yalnız Nazlı'yı çok üzdüm. Kardeşim, gitme sana zıkkımlar. Hadi, hadi oyna. Ben de seviyorum Nazlı'yı. Var mı bir değil? Lan istasyon yapma demedik mi sana? Tamam. Bir şey yok, tamam. Gerizekalı operasyondayım. Siktir. Allah belanı versin senin ya. Dur kızım, sandığın gibi değil. Ne demek sandığın gibi değil? Gördüm işte ne yaptığını. Herif operasyonu baltaladı. Hadi oradan ya. Gördüm diyorum, her şeyi gördüm. Yalan söyleme artık. Ortalık karıştı, ona bir şey olmasın diye yaptım. Orçun, iyi misin? Bak bakayım. İyi misin? Mahvedeceğim. Mahvedeceğim, yakacağım seni. Seni şikayet edeceğim. Birader bak, yanlış anladın. Bildiğin gibi değil, operasyondayım ben. Adam da gitti. Ettiniz operasyonun içine. Gitti onca emeğim. Kafa atmak neymiş göstereceğim sana. Bana bak kızım. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim kafamın tasını attırma. İş üstündeyim ben. Hı hı. Eminim öyledir. Hadi Orçun yürü. Hadi gidelim. Gel yavaş. Burnum kırdı ya. Bir kahve içmek ister misin? Gideyim ya, geç oldu. Peki. Annemi tanıyordun, babamı da tanıyorsun artık. İkisi de beni sevmediler. Öyle. Ben ama seninkiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tamam, annen hastaydı. Peki baban? Boş ver. Annene ne oldu? Niye soruyorsun? Çünkü merak ediyorum. Seni bu kadar üzen şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Hastaydı, huzur içinde öldü. Hadi iyi geceler. Anne! Anne ben geldim. Oğlun geldi. Anne! Uyuyakaldı herhalde. Anne! Eski banka müdürü Gülümsel Karasu intihar etti. Mesaj yazmayı denedin mi? Ya deşifre olduysa? Ya adamlar telefonu neye koyduysa? Doğru. İyice sakata gelir. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Arayamıyorum, mesaj atamıyorum. Delireceğim ya. Kesin bir iş geldi başına. Abi kız zaten tehlikenin içine girmiş. Kim bilir nerededir. Kimliği ortaya çıkmış olmasın da. Onu düşünmek bile istemiyorum ya. Umarım iyidir. İnşallah. Hazır mısın büyük güne? Hava almak da mı yasak ya? Nerede aşağıdaki adamlar? Oradan ayrılmayacaklar demedim mi? Git söyle yerlerini alsınlar. Açınlamıyor. Ulan ilaç iyi geldi galiba. Komutanım. Ne o? Önemli bir şey değil, vitamin filan. Vitamin? Aynen. Nasıl bir vitaminmiş bu ya? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Ne bu? Şey komutanım ya. Kulağımda iltihap çıkmış da. Gittin mi doktora? Gittim. Böyle birkaç ilaç verdi. Önemli bir şey yok dedi. Birkaç gün sonra gel dedi. İyiymiş be. Beraber de gideriz. Gideriz komutanım. Hay ağzına sıçayım Keşanlı ya. Türk devletinin bu topraklarda yeri yok. Bir an önce topraklarımızdan defolup gitmezseniz ben ve yol arkadaşlarım bu kutsal davada can almaya devam edeceğiz. Cesaretim tüm dava arkadaşlarıma örnek olsun. Bizler verdiğimiz yeminin neferleriyiz. Aferin, iyi oldu. Dikkatli olacaksınız. Bu sefer bir yamuk istemiyorum. O TOW'ları sağlam ele geçireceğiz. Yoksa Türk askeri tanklarıyla üzerimizden geçer. Bir tanesine bile bir şey olmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir şeyler ya. Hemen çıkacağız. Canım istemiyor. Bak. Açlık korkuyu tetikler. Korkarsan düğmeye basamazsın. Düğmeye basamazsan da davamıza ihanet eden bir hainsin demektir. Canım istemiyor dedim. Peki. Sen bilirsin. Ama bence düğmeye basamayacaksın. İstersen gidip Sancar'la konuşalım. Hain olduğunu söyle, baştan bitsin bu iş. Hain değilim ben. Basamayacağımı mı sanıyorsun? Görelim bakalım ne kadar cesursun. Hazır mısın? Bir an önce gidelim. Pazarın en kalabalık saatini kaçırmayalım. Biz hazırız. Yolun açık olsun. Kahramanlığın hiç unutulmayacak. Bu dağlar her gün senin adını anacak. Senin açtığın yoldan biz devam edeceğiz. Hadi, göreyim seni. Bizim derdimiz askerlerle değil mi? Neden sivilleri hedef alıyoruz? Bu bir savaş. Savaş ne aile dinler ne de sivil. Yoksa yarın öbür gün bir de bakmışsın. Senin o sivil dediklerin giymiş üniformayı sana bana bize kurşun sıkıyor. İşte senin gibi kahramanlar onların yüreklerine korku salacak ki bir daha bize bulaşırken 2 kere düşünsünler. Siz fedakar savaşçılarımız sayesinde Türk askeri sınırı geçtiğine pişman olacak. Günaydın beyler. Günaydın komutanım. Günaydın komutanım. Karabatak yok mu? Henüz gelmedi. Geldim komutanım. Ne yaptın OBS görüntülerini? Bazı sıkıntılar çıktı komutanım. Ama halledeceğim. Nasıl sıkıntılar? Sonra anlatırım komutanım. İyi tamam, öyle olsun. Ama komutanım, Ağah diye bir isim öğrendim. Araştırıyorum. Ama görüntüleri isteyen de oymuş. Ağah kim ya? Bir de Ağah mı çıktı başımıza? Aynen öyle komutanım. Neyse tamam, hadi çıkalım. Siz de hazır olun, iletişimde kalalım, tamam mı? Bir sıkıntı olursa uçarız komutanım. Tahminimce bir sıkıntı olmayacak. Dua edelim de oltaya gelsinler. Yılanın başı kimmiş görelim bakalım. İnşallah komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Hadi. Alo. Bir bomba ihbarında bulunacaktım. Karabayır bölgesi pazar yerinde bir canlı bomba olabilir. Ne yapıyorsun? Sadece sivillere hedef almamalıyız diyordun. Ben de asker polis ne varsa çağırıyorum. İyi düşünmüşsün. Komutanım, memur bey soruyor. Beni mi? Yok, hayır. Ateş komutanımı. Buyurun. Hakkınızda bir şikayet var dün gece. Barda Orçun yöntemi darp etmişsiniz. Savcı ifade için sizi çağırıyor. Bir sorun var dediğin bu muydu? Ne yaptın oğlum sen? Komutanım durum öyle değil. Ben size anlatacaktım durumu. Lavuk operasyonu mahvetti. Sen de çocuğu dövdün öyle mi? Ben kimseyi dövmedim komutanım. Ne dövmesi? Burnu kırılmış. 5 gün iş göremez rapor almış. Sen gelsene mi? Sen ne zamandır aşk hayatını, askerliğini karıştırıyorsun lan? Kafayı mı yedin oğlum sen? Komutanım, ben kimseyi dövmedim. Ben size durumu anlatacaktım. Sonra konuşsak olur mu komutanım? Olmaz. Ya ben size ne yapacağım ya? Barda adam dövmek nedir Ateş? Git ver ifadeni. Komutanım operasyon var. Ben ifadeyi sonra veririm. Ben hallederim. Git yediğim boku temizle. Yürü. Komutanım. Ateş bin şu arabaya. Söyle. Komutanım, ilçe emniyet müdürü sizinle görüşmek istiyor. Tamam, bağlı. İyi günler Erdem Yarbayım. Sağ olun müdür bey, buyurun. Az önce pazar yerinde bir canlı bomba olabileceğine dair ihbar aldık. Ne diyorsunuz? Maalesef. Bizim bomba imha ekibimiz de başka bir görevde. Sizden destek alabilir miyiz? Tabii. Tamam, hemen bir tim çıkarıyorum. Çok sağ olun, iyi görevler. Sağ olun. Abi. Başka yol yoktu değil mi? Yoktu be kardeşim. Sen doğru olanı yaptın. Çok sevmenin de böyle kötü bir tarafı var. Kendinin bile önüne koyuyorsun sevdiğini. Onsuz olmayacağını biliyorsun ama onun için kendinden bile vazgeçiyorsun. Hadi bir daha Allah'a amına koyayım. Şşş. Erkek adam ağlar mı lan? Bitti gitti işte. Yapacak bir şey yok. Öyle deme be Keşanlı. Öyle bitti demekle olmuyor bu gönül işleri. Olmuyor. Olmuyor da olacak komutanım. Başka çaresi yok. Yavuz'la Ateş çıktı mı? Az önce çıktılar komutanım. Pazar yerinde bir canlı bomba olduğu ihbarı geldi. Hepiniz hazırlanın. Emredersiniz komutanım. Yine başladı şerefsizler. Komuta sende Hafız. Polisle koordineli çalışacaksınız. Durumdan beni her dakika haberdar edeceksin. O bomba patlamadan etkisiz hale getirilmesi lazım. Merak etmeyin komutanım. Yavuz komutanımın yardıma ihtiyacı olursa ne yapacağız? Ben onlar için destek kuvvet hazır edeceğim. Sivillerin hayatı söz konusu. Bu mesele daha önemli. Emir komuta sende Hafız. Emredersiniz komutanım. Yürüyün beyler. Söylediğim gibi Sayın Savcım, ben o gece oraya eğlenmeye gitmedim. Gizli bir operasyondaydım. Yalan söyleme. Sana niye yalan söyleyeyim güzel kardeşim? Sayın Savcım, operasyonla ilgili komutanın bilgisi olmadan hiçbir şey söyleyemem. Bunu siz de biliyorsunuz. İyi de Ateş, Orçun Bey senin operasyonda olduğunu nereden bilecek? O zaman sataşmayacak. Sevgilisini de alacak. Tıpış tıpış öteki yana gidecek. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? Şşş Ateş. Pardon Sayın Savcım. Ağız dalaşına girmeyin, uyarmam bir daha. Görüyorsunuz değil mi? Fevri işte. Akşam da böyle yaptı Sayın Savcım. Durduk yere vurdu bana. Güzel kardeşim. Sen dün gece gelip bana bela olmadın mı? Ne bela alacağım ya sana? Ben düzgün bir şekilde konuşmaya geldim yanına. Düzgün bir şekilde. Kafan o kadar güzeldi ki dilini çiğniyordun. Alkollü müydünüz? Hayır, ne alakası var? Birkaç kadeh içmiştim. Ama kafam yerindeydi. Nazlı ile buluşacaktım. Gece hayatına bu kadar düşkün olduğunuzu bilmiyordum Nazlı Hanım. Nazlı Hanım, Erdem Yarbay'ın kızı olur Sayın Savcım. Peki bu olanlardan babanızın haberi var mı? Seni hiç ilgilendirmez. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse. Sebebi ne olursa olsun sivil birine böyle bir müdahaleyi kabul edemem Ateş. Beyefendi şikayetinde ısrarcı olursa mahkemeye sevk etmek zorundayım. Şikayetçi falan değilim. Benden ve sevgilimden özür dilesin. Kapansın bu mesele. Uzatma Ateş. Dile işte bir özür, uzamadan kapansın bu mesele. Sayın Savcım, ben bunlardan özür falan dilemem. Ateş, doğru düzgün bir şey istedik senden. Dile şu özrü bitsin gitsin. Ben senden ve sevgilinden özür dilemem. O zaman ben de şikayetimi geri almıyorum. Dua et bunu. Ateş, yeter ama. Görüyorsunuz değil mi? Hem utanmadan sevgilimle arama girmeye çalışıyor... hem de böyle kabadayılık yapıp aklınca beni korkutmaya çalışıyor. Böyle asker mi olur? Ülke bunun gibilere emanet işte. Sayın savcım. Ben özür dilersem bu konu kapanacak mı? Evet. Özür dilerim. Tamam. O zaman ben de şikayetimi geri alıyorum. Güzel. Orçun! Ateş, ne yapıyorsun? Pazar yerindeyiz. Birazdan basacak tetiğe. Güzel, takipte kal. Bir hata olmasın. Sonucu bana bildir. Tamamdır. Depoyu çevirin. Dikkatli olun, tuzak olabilir. Depo boş. Lan bu karı bize oyun mu oynadı yoksa? Silahları indirin. Senin ne işin var burada? Sarah gelmeyecek miydi? TOW'ların burada olduğunu söyledi. Git al dedi. Allah kahretsin. Biliyordum sen olduğunu. O bastonu uzaydan görsem tanırım ben. Tuzak kurdular bize. Hemen etrafı sarın, hemen çabuk, çabuk! Siz de gidin. Ne yapacağız? Yavuz bu. Bizi çekiyor şu an. Eyvallah Büyük Bey. Eyvallah. Efendim sevgili Çolak, hemen buraya gelmen lazım. Önemli bir mesele var. Çok mu acil? Çok acil. Bütün planı değiştirecek kadar acil. Tamam, geliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Başçavuş Ali Aydar Boz'da. Komiser Orhan. Nedir durumunuz? Sivil polis arkadaşlar içeride. Eşkal bilgisi bekliyoruz şüpheli şahıs hakkında. Kontrollü boşaltmak çok zor. İçeride hareketlilik gördüğü her an patlatabilir. Doğru düşünmüşsünüz. Aga burası çok kalabalık. Nasıl bulacağız adamı? Adam ya da kadın. İhbar eden o konu hakkında bilgi vermemiş. Belki de sahte ihbardır. İnşallah öyledir. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Avcı. Sen alanı görebilecek yüksekçe bir yer seç. Tamamdır. Aşık, Çaylak. Siz burada kalın. Yakalarsak bombayı imha etmek gerekebilir. Emredersiniz. Emredersiniz. Biz de Keşanlı ile içeri giriyoruz. Bir an söylemeyeceksin diye çok korktum. Herkes dikkatli olsun. Kolay gelsin. Bir hazav yapayım dedim. Bu mevsimde buralarda keklik çok olur biliyor musunuz? Belli iyi av olmuş. Hem de nasıl? Bu Sarah denilen kadına güvenmememiz gerektiğini söylemiştim size. Köydeki komutan mı? Ta kendisi. Yavuz Karasu. Yalnız mı gelmiş? Etrafta kimse yok. Aklınca tuzak kurmuş size. Yürek yemiş o zaman bu. Tek başına bize tuzak kurduğuna göre. Çok zekice bir hareket, ne yalan söyleyeyim. Ama yazık olacak. Çevrede kimse yok, temiz etraf. Benim yarım kalan bir işim var. Onu halledip katılırım size. Hemen burayı boşaltın. Sarah'ı ne yapacağız? İkimizi birden biliyor. Hainlere ne yapıyorsak ona da aynısını yapacağız. Anlaşıldı. Bunu size getirmek için gelmiştim. Beklediğimiz haber mi? Hı hı. Bu yılki toplantının yeri ve zamanı belli oldu. Büyük toplantıdan önce önümüzü temizlememiz lazım Ağah. Eğer deşifre olduysanız sizi yurt dışına kaçırmamız gerekir. Hazırlıklara başlayın. Her türlü ihtimali göz önünde bulunduralım. Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Kızım gel buraya, elimi bırakma. Kalabalık zaten, kaybolacaksın. Yine ne var, ne oldu? Niye çağırdın beni? Umarım dediğin kadar mühim bir mevzudur. Çünkü buraya gelerek büyük risk aldım. Mühim. Hem de çok mühim. Neden mühim olduğunu şimdi anlayacaksın. Merak etme. Ne demek şimdi bu? Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve senin tek bir cevap hakkın var. Ve verdiğin cevap beni tatmin etmeli. Soru: oğlumu sen mi öldürdün? Kurtarıyorum. Nasıl bir şerefsiz damlalar. İnsan kaynıyor burası. Yarısı çoluk çocuk. İşte böyle böyle sindirecekler insanları. Gözünüzü dört açın. Saat 2 yönünde. Siyah gömlekli. Esmer sakallı bir 80 boylarında. Nereye gitti lan bu? Ben de merak etme. Görebiliyor musun avcı? Oğlum sus. Ulan hay ben böyle işin. Neredesin? Tekrar tanışalım istersen. Ben Büyük Bey. Yanılmamışım. Benim kendimi tanıtmama gerek yok herhalde. Bizim içimiz dışımız bir. Etkilenmedim desem yalan olur. Bana layık bir damatmışsın. Tabii ölecek olmasaydın. Bizi görüntülemek için mi tuzak kurdun lan? Sen ne zeki şeysin öyle ya. Sen şu köyde götüne baka baka kaçan değil misin? Görüntüler nerede? Olması gerektiği yerde. Bana bak. Askerler geldi. Hemen işareti ver. Anlaşıldı. Yakaladım. Saat 10 günü. Şüpheli bombacı. Batı tarafında, büyük meyve tezgahının önünde. Siyah saçlı, 1.70 boylarında. Üzerinde mavi yağmurluklar. Hedef açık mı? Avcı cevap ver. Hedef açık mı? Avcı. Avcı cevap ver avcı. Hedef açık mı? Avcı. Hedef açık mı? Avcı cevap ver. Hedef açık mı? Hedef açık mı? Hedef açık. Tekrar ediyorum, hedef açık. İndirebilecek misin? Olumsuz. Ne demek olumsuz? Olumsuz dedim. Neden? Avcı neden? Cevap ver neden? Avcı neden? Eylem mi? Ne demek lan Eylem? Ne diyorsun oğlum? Eylem işte. Canlı bomba Eylem. Ne? Avcı, biliyorum zor ama yapmak zorundasın. Nasıl yapayım Hafız? Nasıl yapayım? Patlatırsa insanlar ölecek. Masum insanlar. Orada çocuklar var. Ne olur yap şunu avcı. Avcı yapmak zorundasın. Yap. Hacı yok mu işkence falan? İsterseniz siz çıkın. Ben yarım saate bülbül gibi şakıtırım bunu. Gerek yok. Benim daha güzel bir planım var. Görüntü. Bahar? Lan şerefsizler! Nerede kalmıştık? Sen nasıl bir alçak, nasıl bir canisin? Kendi öz kızını mı öldüreceksin? Bu hayatta benim hayatımdan daha değerli hiçbir şey yok. Gördüm de senin gibi pisliğini görmedim. Boşuna Büyük Bey adını almamışsın. Yaşamasını istiyorsan hemen konuşmaya başla. Avcı indir şunu. Hadi avcı. Bak biliyorum seviyorsun kızı. Ama sen bir askersin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Masum insanların hayatını tehlikeye atamayız. Eğer Eylem'i şimdi vurmazsan bunun bedeli hem masumlar hem de senin için çok ağır olur. Avcı. fotoğraflar nerede? Onları bana ver, Bahar'ı kurtar.